Arkadaşlar nasılım ama kaslı mıyım? Şu kasları görüyor musunuz ya? Bu kasları yapmak için çok uğraştım. Vay canına Rüzgar, nasıl bu kadar kaslı olduğunu inanamıyorum. Ayyen kardeşim ya, bu kaslar yine böyle, helal olsun. Valla gerçekten ne harika kaslarım var ya Rüzgar ya. Sağ olun sağ olun, bundan sonra ayağınızı denk alın. Benim dediklerimi yapmazsanız bu kaslı kollarımla sizi döverim. Ya Rüzgar, bizi neden dövüyorsun ya? Dövme bizi, of. Merak etmeyin, sizi şimdi hemen dövmeyeceğim zaten. Eğer benim dediklerimi yapmazsanız, bana karşı gelirseniz bu kollarla sizi döverim, tamam mı? Valla Rüzgar kardeşim, olur mu öyle şey ya? Valla biz senin dediklerini yaparız ya. Tamam o zaman, aferin. Şimdi size ilk yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Tamam Rüzgar'cığım, söyle, ne istersen yaparız. Yeter ki dövme bizi. Bir daha asla Arda'yla görüşmeyeceksiniz, tamam mı? Eğer Arda'yla görüşen arkadaşlık eden olursa onu döverim. Nasıl yani Rüzgar, Ayka, Ayda'yla bir daha konuşmayacağız mı kaydı? Hayır, bir daha hiçbirinizi Arda'nın yanında görmeyeceğim, tamam mı? Siz artık hep benimle takılacaksınız, Arda'yla takılmayacaksınız. Ama Rüzgar, Arda da bizim arkadaşımız, o çok üzülür. Demek bana karşı geliyorsunuz öyle mi? Arda'yla bir takılın, bakın size ne yapıyorum. Valla tamam kardeşim ya, sinirlenme ya, bir daha Arda'yla asla takılmam ben ya, sen benim kardeşimsin artık. Aferin aferin, heh Arda da geliyor işte, gösterin bakalım oyunuzu. Vay arkadaşlar, ne yapıyorsunuz ya, toplanmışsınız buraya. Ayda kardeşim, seninle bir şey konuşmamız lazım kardeşim. Ne oldu ki fakir zombi, konuşalım yani, buradayım, ne oldu? Arda, biz artık seninle arkadaş olmak istemiyoruz, tamam mı? Bir daha bizim yanımıza gelme. Arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz ya? Biz kardeş gibiyiz, birbirimizden ayrılamayız ki. Yedim mi sandınız? Şaka yapmayın bana. Maalesef Arda, şaka falan değil bu kardeşim. Söylediklerimizin hepsi ciddi. Bir daha seninle takılmak istemiyoruz. Aynen öyle oğlum ya. Seninle arkadaşlığımızı bitiriyoruz artık. Biz Rüzgar'la arkadaş olacağız. Arkadaşlar siz ciddiysiniz. Ama neden ki, ben size ne yaptım? Sen bize bir şey yapmadın Arda, ama böyle olması gerekiyor. Seninle arkadaş olmuyoruz artık, anladın mı? Defol buradan, defol. Aferin aferin, tam da istediğim gibi. Aynen öyle, arkadaşlarınızı bitirin onunla. Arkadaşlar ne oldu da birden beni sattınız ya? Hepiniz Rüzgar'ın yanına geçmişsiniz, ne oluyor böyle? Ne olacak oğlum, senin nasıl bir ezik, fakir olduğunu anladılar. O yüzden seninle arkadaş olmak istemiyorlar işte. Hadi be oradan Rüzgar, kesin onları tehdit ettin değil mi? Senin yüzünden bana böyle davranıyorlar, senin yüzünden. Yo, ben hiçbir şey demedim onlara, sadece kendi istekleri yani. Onlar artık beni seviyorlar, seni sevmiyorlar. Arkadaşlar doğru mu bunlar? Gerçekten de beni satıyor musunuz yani? Maalesef kardeşim, hadi defol git buradan Aytek. Seninle takılmıyoruz ya, Allah Allah, anlamıyormuşsun. Evet Arda, senden nefret ediyoruz, git yanımızdan. Vay be, ben size kardeşim demiştim, sizi çok sevmiştim. Ama siz beni sattınız işte, sattınız. Ya hadi defol git şuradan, ağlayıp durma bizim gözümüzün önünde ya. Allah Allah, velet misin nesin? Helal olsun be, helal olsun. Ben sizi kardeşim sanmıştım. Ama siz beni sattınız işte, sattınız. Ola oğlum, istemiyoruz diyoruz seni ya. Anlamıyor musun? Defol git şuradan ya. Bunların hepsi Rüzgar'ın suçu. Rüzgar, seni mahvedeceğim, anladın mı? Mahvedeceğim. Güleyim de boşa gitmesin bari ya, beni mahvedecekmiş. Oğlum sen şu kasları görmüyor musun? Sen benim kılıma bile zarar veremezsin. Senin yüzünden arkadaşlarım beni terk etti. Hiç kimse benimle takılmak istemiyor. Hepsi senin yüzünden işte. Sen çok olmaya başladın. Defol git buradan, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hadi çıksın elinden ne çıkıyorsa, çıksın hadi, bekliyorum hadi. Madem bu kadar istiyorsun da ayak yemeye, gel o zaman buraya. Sen bana bir şey yapamazsın, anladın mı? Yapamazsın. Valla Rüzgar'a bak oğlum ya, tek yumrukta bayılttı Arda'yı ya. Ben seni uyarmıştım, şimdi defol git buradan, bir daha da sakın karşımıza çıkma, tamam mı? Çok kötü dayak yedim, bunların hesabını soracağım senden Rüzgar, hesabını ödeyeceksin. Sizi her geleler, sizi ne yapıyorsunuz orada, zil çaldı, hadi herkes derse. Neyse arkadaşlar, öğretmen çağırıyor, hadi biz derse girelim, bu salağı da bırakalım burada. Ayyen kardeşim, hadi derse gireyim, baydi kızacak yoksa, yürüyün. Hepsi beni burada bırakıp gittiler. Ben onları kardeşim sanıyordum. Hepsinden intikamımı alacağım, hepsinden. Seni hergele, seni. Ben okulumda dayak yiyen hergeleleri görmek istemiyorum. Defol okulumdan, defol. Senden de intikamımı alacağım Baldi, göreceksin. Senden de alacağım intikamımı. Yallah okulumdan, çöp torbası seni.
Göreceksiniz siz, göreceksiniz. Çok kaslı olacağım, çok güçlü olacağım. İntikamımı alacağım hepinizden. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Çok kaslı olacağım, çok güçlü olacağım. Görecek onlar, görecekler, görecekler. Hepsinden intikamımı alacağım, hepsinden. Şu odaya bir gireyim, şurada bir şey olacaktı. Burada bir yerde babamın protein tozu olacaktı. Nerede bu ya, nerede? Dolapta mı acaba? He, işte burada. Şimdi bu babamın protein tozunu içeceğim. Sonra da çok kaslı olacağım. Hepsinden alacağım intikamımı, hepsinden. Hemen şu protein tozunu alıp içeyim şuradan. Om nom nom, çok kaslı olacağım. Hepsini yemem lazım bunların. Om nom nom. Hepsini içtim protein tozunun. Niye dönüşmedim ya? Neden kaslı olmadım? Of. He, ne oluyor? Kendimi çok kaslı hissediyorum. Kaslı mı oldum yoksa? Galiba kaslı oldum. Anneciğim, kaslı mıyım? He Arda oğlum, ne oldu sana böyle oğlum? Kocaman olmuşsun. Nasılım anneciğim? Kaslı görünüyor muyum ha? Kaslı mıyım? Söyle bana. Evet oğlum, ne oldu sana böyle? Kocaman olmuşsun. Kaslı olmuşsun. Vay be aslan oğlum benim. Görmeyeli ne kadar da büyümüşsün ya canım oğlum. Sağ ol babacığım, sağ ol. Şimdi intikamını almam gereken birkaç kişi var. Sonra geri geleceğim, hadi görüşürüz. Tamam oğlum, sakın geç kalma canım oğlum benim. Mahvedeceğim sizi, mahvedeceğim. Kaçamazsınız. Evet çocuklar, dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede o rüzgar? Nerede o rüzgar? Nerede? Nerede? Çüş Arda evladım, ne oldu sana böyle evladım? Kapıyı kırarak girdin içeri. Seninle sonra görüşeceğim Balde. Şimdi ilk olarak rüzgarı mahvedeceğim. Ha, oğlum Arda'ya ne olmuş lan böyle? Kocaman olmuş. Vay canına, Arda kocaman olmuş. Çok kaslı olmuş. Rüzgarı mahvedecek şimdi. Rüzgar, senden intikamımı almaya geldim. Kaslı olduğun için bana artistlik yapıyordun. Gel bakalım karşıma. Yüreğin varsa çık. Eyvah, olamaz. Mahvedecek beni. Yardım edin, yardım edin arkadaşlar. Ula oğlum Arda çok sinirli görünüyor oğlum. Rüzgarı parçalayacak şimdi ya. Evet evladım, madem buraya dövüşmeye geldin, Rüzgar sen de gel tahtaya, ikiniz kapışacaksınız. Öğretmeyin ne olur, yalvarırım, yapmayın, beni onun karşısına çıkartmayın ya, olur mu öyle şey? Ne oldu Rüzgar, korktun galiba. Hadi evladım Rüzgar, çık şuraya hadi. Of ya, tamam öğretmenim, geliyorum ya. Sonunda çıkabildin karşıma Rüzgar, şimdi seni çiğ çiğ yiyeceğim. Hayır ya Arda, sana yaptıklarım için özür dilerim, ne olur affet beni kardeşim, ne olur. Bu kadar çabuk kurtulamayacaksın elimden. Tüm arkadaşlarımı senin yüzünden kaybettim. Sen bana çok kötülükler yaptın Rüzgar. Çok pişmanım Arda, çok pişmanım. Ne olur yalvarırım sana, bana zarar verme ne olur. Döv onu Arda, döv onu. Hepsi onun yüzünden, döv onu. Ayyen kardeşim ya, onun yüzünden. Her şeyi o yaptıydı bize, döv onu. O zaman herkes hazırsa 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, dövüş başlasın. Hayır ya, gelme üstüme, gelme. Hayır. Son duanı et Rüzgar. Hayır gelme üzerime, hayır gelme, hayır. Ne oldu buna böyle arkadaşlar ya, bir yumrukta bayıldı. Arda valla helal olsun dayı oğlu ya, nasıl bayılttın onu tek yumrukta ya. Vay canına Arda, bravo evladım, bravo, tek yumrukta bayılttın onu, aferin. Sağ olun öğretmenim, ben intikamımı alırım dedim mi, alırım. Aha, ambulans falan çağırın ya, gebereceğim şimdi. Aha. Rüzgar'ı tek yumrukta bayılttığın için sana 100 puan veriyorum Arda. Rüzgar sen de tek yumrukta bayıldığın için sana da 0 veriyorum tembel teneke. Ya of ya, hem dayak yiyorum hem 0 alıyorum ya. Yeşilsin Arda, kahramanımsın, bravo. Aynen yettik de tatile çıkıyoruz ya zengin. Evet canım ailem, burada çok sıkılmıştık zaten. Biraz tatil yapıp kafamızı dağıtalım. Evet ya, çok güzel olacak. Orada denize gireriz, top falan da oynarız değil mi baba? Evet oğlum, her şeyi yaparız yani. Sana dondurma falan da alırız. Çok güzel olacak. Hadi bir an önce gidelim. Sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Tatile geç kalmak istemezsiniz. Aa, şuradakiler fakirle Miray değil mi? Vay canına zengin, nereye gidiyorsunuz abi? Siz fakirler bilmezsiniz, tatile gidiyoruz. Aynen öyle, babam bizi tatile götürüyor. Hem de 5 yıldızlı otele gideceğiz. Vay be, size iyi tatiller o zaman. Babacığım biz de tatile gider miyiz acaba onlarla? Çok güzel olur. İyi de oğlum, bizim hiç paramız yok ki oğlum. Nasıl gidelim? Fakiriz. Ha şunu bileydim fakir. Sizin gibi fakirlerin tatilde ne iş olur ya? Anca çalışıp durun siz. Hadi gidelim ailem. Hadi.
Hadi gidelim aşkım. Of babacım ya, zengin amcalar ne güzel tatile gidiyorlar. Biz de gitseydik. Şimdi kim bilir nasıl eğlenecekler ya. Çok zevk alırlar. Yemeyecek bir şey yok oğlum. Bizim paramız yok. Gidemiyoruz. Evet oğlum, biz fakiriz. Paramız yok. Biz tatile gidemeyiz. Of ya of. Bıktım fakirlikten. Bir kez bile tatile gitmedim hayatım boyunca. Arkadaşlar, fakir olduğum için tüm arkadaşlarım beni dışlıyorlar. Beni sevmiyorlar. Eğer siz beni seviyorsanız ne olur abone olup like atın. Bunu bana çok görmeyin. Fakir, aslında Arda doğru söylüyor. Biz hayatımız boyunca hiç tatile gitmedik. Bir kere gitsek fena olmazdı. Aslında doğru söylüyor. Biz de tatile gidebiliriz. Evet, sadece daha ucuz bir yere gideriz. Yaşasın anne baba, tatile mi gideceğiz? Evet ailem, hazırlanın. Ben size güzel bir tatil yeri ayarlayacağım. Yaşasın. Barbie, ne yettik de geldik buraya ya. Şuna bak, deniz, kum, güneş, muhteşem üçlü. Evet aşkım, rüzgara da iyi geldi. Burada güzel güzel denizde yüzer. Anneciğim babacığım, bakın nasıl yüzeceğim şimdi, izleyin beni. Hoppa, ooo çok güzel ya, süper bu deniz. İyi ki geldik buraya. Aferin oğlum, dikkatli yüz, sakın boğulayım deme. Tatile çıkmamız güzel oldu, hem de o fakirlerden biraz uzak kalmış olduk. Ay aynen ya, kafamızı dinleriz. Artık fakirin o salak yüzünü görmek zorunda değilim. Bir haftalığına da olsa onlardan uzak kalmak bize iyi gelecek. Yaşasın be, iyi ki biz de tatile geldik. Çok eğleneceğiz burada. Aa, zengin amcalar burada. Ne, hayır, bu gerçek olamaz. Bu bir rüya olmalı fakir. Rüya değil zengin, gerçek. Biz de tatile geldik bak. Evet zengin amca, biz de tatile geldik. Babam bizi de getirdi. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Tatile geliyoruz, burada bile rahat yok. Sizden kurtuluş yok mu oğlum? Ne olmuş yani, fakiriz diye biz tatile gelemez miyiz? Ya Allah'ın fakirlere, sizin tatil neyinize lan? Yürüyün lan evinize. Hadi be oradan, biz de tatil yaparız. Hem de en kralını. Anlaşıldı. Tatilde de sizden rahat yok bana. Neyse. Rüzgar, hani biz tatile gelemezdik? Hani biz fakirdik? Bak biz de geldik. Gördün mü? Siz nasıl geldiniz buraya ya? Siz fakirsiniz. Tatile falan gelemezsiniz ki. Söyle bakalım. Tatile gelebilmek için banka mı soydun? Söyle. Hadi be oradan. Ne banka soyacağım? Sen bana hırsız mı diyorsun? Yoksa tatil için parayı nereden bulacaksın? Tabii hırsızlık yaptın. Hırsızsın sen fakir, hırsız. Bana bak, sen bana hırsız diyemezsin. Anladın mı? Evet, sen benim kocama hırsız diyemezsin. Bal gibi de derim. Bana bak, daha fazla canımı sıkma benim, tamam mı? Hem sen daha yüzme bilmiyorsun. Ne yapacaksın ki tatilde? Hadi be oradan, senden 10 kat daha iyi yüzüyorum. Demek benden 10 kat daha iyi yüzüyorsun. O zaman var mısın yüzme yarışına? Ne? Yüzme yarışımı? Varım. Gel o zaman benimle. Tamamdır, yarışa burada başlayacağız. Şu ilerideki kırmızı dubaları görüyor musun? İşte oraya kadar gidip buraya ilk dönen kazanır. Tamam anladım, yenilmeye hazır ol. Beni güldürme fakir. Bu şehirde benden daha iyi yüzen kimse yok. Ben senden 10 kat daha iyi yüzerim, göreceksin. Şimdi 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde başlayacağız. Buraya ilk dönen kazanır. Tamam başla saymaya. 1, 2, 3 başla. Geçeceğim seni, göreceksin, bekle. Geçeceğim, yeneceğim. Sen mi beni yeneceksen? Göreceğiz şimdi. Geçeceğim seni. İşte öndeyim. Ben senden daha iyi yüzüyorum. Göreceksin. Gel buraya gel. İşte yarış yapıyorlar. Benim babam senin babanı yenecek. Göreceksin. Hadi be oradan. Benim babam şehrin en iyi yüzücülerindendir. Kimse geçemez ona. Senin fakir baban kimseyi yenemez be. Kes. İşte önleyim. Geçiyorum seni. Göreceksin. Ben kazanacağım. Ben. Hayır olamaz. Bu ezik fakire kaybedemem. Daha iyi hızlı. İşte yeniyorum. Yeneceğim. Daha hızlı yüzmem lazım. İşte geliyorum. Yeneceğim seni. Göreceksin. İşte evet kazanıyorum. İşte bu. Kazandım. Ne oldu? Hani yenecektin? Benim babam neden hala sudan çıkmadı ya? Acaba boğuluyor mu? Ne boğulması be? Onu yendim ya. Utancından çıkamıyordur suyun içinden. Yardım edin. Boğuluyorum. 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 Yardım edin. Olamaz. Bu benim babam. Boğuluyor. Birisi yardım etsin. Babam boğuluyor. Olamaz. Seni salak fakir. Yüzme bilmediğini biliyordum. Zengin amca, babama yardım et. Babam boğuluyor. Ölebilir. Hayır, boğuluyorum. Boğuluyorum. Beni hiç ilgilendirmez. Eğer yüzme bilmiyorsaydı benimle yarışmasaydı. Onunla mı uğraşacağım ben? Zengin amca, babam boğuluyor. Kurtarsana onu. Hadi. Ben o pis fakire hiç elimi falan süremem. Boğuluyorsa boğulsam beni ilgilendirmez. Madem yüzme bilmiyordu, denize girmeseydi o zaman. Ne kadar kötü bir insansın zengin amca. Yardım et, babam boğuluyor. Olamaz fakir aşkım, iyi misin? Hayır, olamaz.
Ulan şurada adamın biri mi boğuluyor, bana mı öyle geldi? Adam boğuluyor kanka. Ulan yardım edelim bari, yazıktır, günahtır. Olamaz, birisi yardım etsin, kocam boğuluyor fakir. Hemen çekilin yolumdan, kurtaracağım onu, çekilin diyorum, açılın şöyle. Dayan kardeşim, kurtaracağım seni, gel buraya bakalım, gel. Umarım fakir kurtulur. Gel kardeşim şöyle, ben seni taşıyacağım. Gel bakalım kıyıya doğru. İyi ki zamanında gelmişim ya. Gel bakalım şöyle. Evet, çık bakalım şuradan. Tamamdır. Çok kötüyüm. Çok soyuttum. Fakir aşkım, iyi misin? Suni teneffüs yapayım mı sana? İyiyim Miray, iyiyim. Az kalsın boğuluyordum. Ah be kardeşim. Madem yüzmeyi bilmiyorsun, ne diye yüzme yarışı yapıyorsun ya? Neyse, bir dahakine daha dikkatli olun. Sağ ol kardeşim, kurtardın beni. Fakir, benimle yarışa girersen sonun böyle olur işte. Zengin, sen çok kötü birisin. Fakir boğulurken ona yardım bile etmedin. Bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Hadi be oradan, ben buna ne yardım edeceğim? Benimle yarışmasaydı o zaman. Hep fakiri kıskanıyorsun. Ama bu kadarını da beklemiyordum senden. Kesin be sesinize. Sizin gibi fakirlerle kaybedecek vaktim yok benim. Anladınız mı? Zengin amca, senden nefret ediyorum. Neyse fakirler, sizle daha fazla uğraşamayacağım. Zengin, ne oldu? Fakir boğuldu mu? Evet ya, fakir salağı benimle baş edebileceğini sandı. Ama denizde boğuluyordu az kalsın. İyi bari kurtulmuş. Neyse, boşversen şimdi fakirlere. Gel biz yüzelim hadi. Olur aşkım, hadi yüzelim. Bugün su gerçekten de çok sıcak ya. Tam yüzmelik yani. Hadi atlıyorum ben, gel bakalım. Hoppa, işte bu. Çok güzel su ya, sıcacık. Ay zengin, ben giremedim, korkuyorum. Korkacak hiçbir şey yok hayatım. Hadi gel, su çok güzel gerçekten. Tamam zengin, geliyorum. Hayır, olamaz. Yardım et, Barbie'ye boğuluyorum galiba. Hayır zengin, iyi misin? Zengin dur, ne oluyor sana? Zengin gel, kolumu tut. Olamaz, çok soyuttum. Barbie'ye yardım et. Yardım edin, zengin boğuluyor, kocam boğuluyor, yardım edin lütfen. Eyvah babacığım, iyi misin? Kıyıya gel baba, babam boğuluyor, olamaz. Eyvah zengin amca boğuluyor, birinin yardım etmesi lazım. Eyvah, olamaz, zengin suda boğuluyor şu anda. Ay evet, zengin boğuluyor galiba. Hemen ona yardım etmemiz lazım Miray. Ama fakir, sen boğulurken zengin sana yardım etmemişti. Sen neden ona yardım ediyorsun ki? Olsun Miray, ben onun gibi kötü niyetli biri değilim. Ona yardım ederim. Doğru söylüyorsun fakir, sen çok iyi birisin. Yardım edin, kocam boğuluyor, zengin boğuluyor, yardım edin. Çekilin yoldan, ben geliyorum, çekilin diyorum. Hoppa! İşte benim babam senin babanı kurtarıyor, gördün mü? Vay canına, gözlerim doldu. Zengin gel abi, kurtaracağım seni, gel. Çık şöyle, gel diyorum. Tamamdır, çık yukarı. İşte bu, tamam. Fakir, sen benim hayatımı kurtardın az önce. Sana kötü davrandığım için çok özür dilerim. Çok pişmanım fakir. Olsun abi, önemli değil. Hiçbir şey insan hayatından daha önemli olamaz. Evet fakir, doğru söylüyorsan. Sen boğulurken ben sana yardım etmemiştim. Ama sen düşünmeden denize atladın, beni kurtardın. Seni çok seviyorum fakir. Yaptığım her şey için özür dilerim. Bunları şimdi düşünmeyelim zengin. Şimdi seni dinlenmen lazım abi. Evet Arda, ben de çok pişmanım. Sana kötü davrandım. Fakirsin diye seninle dalga geçtim. Ama artık bunların hepsi geride kaldı. Beni affet kardeşim. Hiç önemli değildir Rüzgar. Eski günlerdeki gibi arkadaş oluruz, kardeş oluruz. Yaptığın çok fazla kötülük var. Ama ben seni affediyorum. Gerçekten beni affedecek misin? Tekrardan eskisi gibi arkadaş olabilecek miyiz Arda? Tabii oluruz. Niye olmayalım ki? Sonuçta biz daha küçüğüz. Hatalar yaparız yani. Bak çok güzel bir yerdeyiz. Oyunlar oynarız. Yaşasın be, yaşasın. Fakir, ne iyi ettiniz de geldiniz kardeşim ya. Ne güzel tatil yapıyoruz. Aynen ya, deniz, kum, güneş, hava da çok güzel. Vallahi süper oldu. Artık sık sık gelelim buraya fakir. Ailecek tatil yapalım. Hem baksana, Arda ile Rüzgar da ne güzel oyun oynuyorlar. Onlar için de bir değişiklik oldu. Aynen zengin, aynen. En çok da eskisi gibi barışmamıza çok sevindim. Seninle fakirsin diye dalga geçiyordum fakir. Gerçekten beni affet kardeşim. Önemli değil zengin. Ne de olsa ben fakirim yani. Miray, zenginle fakirin barışması çok güzel oldu ya. Ne güzel eski günlerdeki gibi. Ay evet Barbie ya, çok güzel oldu gerçekten.
Babacığım bize biraz para verir misin? Dondurma alacağız da rüzgarla. Aynen babacığım. Arda oğlum benim hiç param kalmadı ki oğlum. Nasıl ya, hiç paramız mı yok baba? 1 lira bile mi yok? Maalesef oğlum hiç paramız kalmadı. Tüm paramızı tatile harcadık. Dur fakir ya, ayıp ediyorsan bende para var da alın çocuklar. Bu paralarla istediğiniz kadar dondurma alın, hadi bakalım. Sağ ol zengin amca. Sağ ol babacığım. Zengin sağ ol abi, çocuklara para verdim. Bende hiç para yoktu. Fakir biz kardeşiz, bu saatten sonra aramızda paranın lafı olmaz, tamam mı? Ne zaman paraya ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin. Tamamdır zengin, sağ ol abi, adamsın. Çocuklar neli dondurma istiyorsunuz bakalım, söyleyin. Acaba neli dondurma alsak ya? Bir sürü çeşidimiz var, portakallı, sade, burada mavi var, kakaolu, çilekli, antep fıstıklı var, böğürtlenli var. Arkadaşlar siz en çok neli dondurma seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın, biz de ondan alırız. Dondurmacı abi, ben antep fıstıklı istiyorum. Ben de çilekli istiyorum. Tamamdır, bir antep fıstıklı bir çilekli hemen geliyor. Senin yüzünden valla ben valla onların parasını alamadım. Ha sen beni kovaladın. Seni öldüreceğim köpek. Hayır ya, ne yapacağım ben şimdi? Hemen babamı çağırmam lazım. Yardım getirmem lazım. Köpeğim düşmüş. Allah'ım ya, köpeğim düştü ya. Yardım edin. Ne olur yardım edin. Baba ne oluyor burada ya? Allah Allah, bunlar ne yapıyor burada? Sen bizim çocuğumuzu yedin. Çocuğumuzu geri ver çabuk hadi. Pardon bu arada videoyu bölüyorum ama hala kanala abone olmamışsın ya. Bir abone ol, bir de like attın mı tamamdır. Hadi videoya devam edelim. Ay evet, neden bizim çocuğumuzu yiyorsun ya? Geri ver onu. Sizin çocuğunuz çok saygısız. Bana ve oğluma maymun dedi. Daha çocuk ya, Allah Allah. Küçücük çocuk yenir mi ya maymun dedi diye. Ne olur ver oğlumuzu geri. Biz çok üzülüyoruz. O bizim çocuğumuz. Hayır, onu size geri vermeyeceğim. O bize maymun dedi. Saygısızlık yaptı bize. Baba benim köpeğim uçurumdan düştü ya. Ne olur yardım edin ona. Bırakın tartışmayı. Ne? Uçurumdan mı düştü? Lanet olsun, nasıl düşer? Baba küçücük yavru köpek uçurumdan düşmüş ya. Hadi ne olur girelim kurtaralım onu ya. Ölecek yoksa. Vay yazık ya, küçük köpekcik düştü demek. Benim çocuğumu verirseniz sizin onu kurtarmanızda yardım ederim size. Tamam Veno. Senin çocuğunu geri vereceğim Veno. Çok sağ ol kardeşim. Ben zaten kötülüğü bıraktım artık. İyi bir insan oldum ya. Çocuğunu geri tükürüyorum Veno. Şu anda o benim midemde. Çıkarın beni buradan. Ah lanet olsun ya, sonunda çıkabildim buradan ya. Midesi çok kötüydü. Vay benim canım oğlum, sonunda çıktın mı? Hadi ya, tartışmanız bittiyse gidelim şu küçük köpekçi kurtaralım ya. O benim köpeğim, ölecek yoksa. Hadi oğlum gidelim şu köpeği kurtaralım bir an önce. Başına bir şey gelmesin. Nayan küçük köpekçik, seni kurtarmaya geliyoruz. Umarım bir şey olmamıştır köpeğe ya. Koşun hadi koşun. Zavallı köpekçik. İşte orada can çekişiyor. Onu bir an önce kurtarmamız lazım. Çok yazık ya. Ben köpekleri çok severim ya. İnşallah ölmez. Onu bir an önce kurtaralım. Baksanıza kıpırdamıyor ya. Bacağı falan kırıldı galiba. Koşamıyor. Hadi itfaiye aşağı insin kurtarsın onu ya. Kardeşim bizim merdivenimiz ona yetmez ya. Bizim merdivenimiz o kadar uzun değil ki. Oraya inemeyiz biz. Of ya, ne yapacağız biz? Sanırım köpek ölüyor. Allah rahmet eylesin ona. Hayır ya, benim köpeğim ölemez ya. Tırrek onu aşağıya attı ya. Of. O beni korumuştu ama ben onu koruyamadım ya. Of. Hiçbir zaman affetmeyeceğim kendimi. Benim paramı çalmaya çalıştıklarında o bana yardım etmişti ya. Beni kurtarmıştı kötü adamlardan. Ama ben onu kurtaramadım ya. Çok duygulandım. Hayır, bir köpeğin ölmesine izin veremem. Ben atlıyorum aşağıya. Kurtaracağım onu. Şu anda duyduklarıma inanamıyorum. Venom ilk kez iyilik yapacak. Artık iyi biri oldu. Evet, ben artık iyi biri oldum. Karım var, çocuklarım var, kendi ailem var. Artık iyilik yapacağım hep. Ama Venom, atlarsan ölebilirsin. Olsun, riske atacağım kendimi. O köpekçik için bunu yaparım ben. Yaşasın Venom abi, yaşasın. Hakkınızı helal edin. Gidip de dönememek var bu çukurdan. Şimdi atlayacağım aşağıya. Umarım sağ salim köpekçiği geri getiririm. Hakkım sana helal olsun kardeşim. Sen benim sonsuza dek kardeşim olacaksın Venom. Hakkımız helal olsun Venom abi. Bize kötülükler yapmıştın ama artık iyi birisin. Ağaçların üzerine atlayabilirsem eğer ölmem. Hadi bakalım, ağaçların üzerine atlamayı deneyeceğim şimdi. Bana şans dileyin. Hoppa! Ah, ah! Evet, ağaçlara atladım. Hoppa! Ah!
İşte burada köpekçik. Yaşasın Venom abi, atlayabildi aşağıya ya. Yaşasın, kurtulacak köpeğim. Hadi Venom, başarabilirsin kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi Venom ya, umarım başarırsın ya. Hadi Venom. İyi misin köpekçik? Korkma, ben seni kurtarmaya geldim buraya. Sakın korkma, tamam mı? Vay yazık ya, bacağı kırılmış sanırım ya. Tabii yüksekten düşünce mecburen kırılmıştır. Eyvah, ne oluyor orada? Yine berese düşmüş uçurumdan. Kim düştü yine? King Kong iyi misiniz? King Kong iyi misiniz kardeşim? Kim düştü? Korkunç dev amca, benim köpeğim aşağıya düşmüştü. Yani tırrek onu aşağıya attı daha doğrusu. Ne, küçük köpek aşağı mı düştü? Çok yazık, çok üzüldüm ben. Evet korkunç dev abi, şimdi Venom arkasından atladı, kurtaracak köpeği. Ne? Venom? Venom iyilik mi yapıyor? Hayır inanmam, gözümle görmeden inanmam buna. Gerçekten Venom artık iyi birisi oldu. Köpeğimi kurtarmak için canını feda etti, aşağıya atladı. Vay canına, neler oluyor böyle? Köpeğe çok üzüldü. Ben köpekleri çok severim. Kardeşim yardım edin, buradan nasıl çıkacağım ben? Tamam indim, köpeği de aldım ama çıkamıyorum. Venom'a yardım etmemiz lazım. Onu oradan çıkarmamız lazım. Ne yapacağız? Bu köpek de kim ya? Galiba küçük köpekçiğin babası geldi ya. Kokusunu almış olmalı. Yazık ya, ne yapacağız şimdi biz? Küçük köpekçiğin babası gelmiş buraya. Kurtaralım onu. Babası çok üzülür. Sen merak etme köpekçik, biz senin yavrunu kurtaracağız şimdi. Venom aşağıda kurtaracak onu. Dayan Venom, dayan kardeşim, geliyor yardım. Ben polisleri aradım, helikopter geçirecekler şimdi. Komiserim ihbar geldi, küçük bir köpek yavrusu uçurumdan aşağıya düşmüş, acil yardım gerekiyormuş, ölebilirmiş. Ne, küçük köpek yavrusu mu? Küçük köpek yavruları bizim kırmızı çizgimizdir kardeşim. Hemen ekipleri hazırlayın, ne gerekiyorsa yapın, o köpeği kurtarın. Emredersiniz komutanım. Uçuruma inmek için bir tane helikopter, bir tane de normal araç gönderin oraya. Tamamdır komiserim, hemen hazırlatıyoruz. İşte helikopter geldi ya, yaşasın. Merak etme köpekçik, senin yavrunu kurtaracaklar şimdi, sen hiç üzülme. İşte geldi helikopter, iniyor aşağıya. Hadi kurtar onları. İşte helikopter geldi ya, kurtulacağız köpekçik, kurtulacağız. Dayan köpekçik, işte geliyor helikopter, alacak bizi, götürecek, yuvamıza kavuşacağız. Buraya Türk polisi olarak sizi kurtarmaya geldik. Hadi bakalım atlayın helikoptere, köpek ölmeden hemen kurtaralım onu. Yaşasın be, Türk polisine saygımız sonsuz ya. Türk polisi her zaman herkesi kurtarır. Aynen öyle, Türk polisi her zaman yanınızdadır. Hadi bakalım atlayın helikoptere, bir an önce çıkalım buradan. Vah yazık, yavrucak ne de kötü düşmüş ya. Bunun sorumlularını bulup onlara müebbet hapis cezası vereceğiz. Yavrucak nasıl da düşmüş ya, kan falan çıkmış. Bir an önce alalım seni. Tamamdır, herkes bindiğine göre ben de binebilirim. Buradan gidiyoruz. Yaşasın, işte kurtardılar onları. Helikopter çıkıyor. Köpeğe bak ya, nasıl da yavrusunun orada olduğunu anladı. Nasıl da kovalıyor helikopteri, görüyor musun? Köpekler çok duygulu hayvanlardır oğlum. Her şeyi anlayabilirler. Yavrusunun helikopterde olduğunu anlayınca nasıl da helikopterin arkasından koşuyor. Çok üzüldüm. Evlat acısı çok kötü bir şey. Benim de çocuğum vardı. Benim de çocuğum öldü. Bilirim. Aa ne oluyor? Polis geliyor ya. Polis neden geldi? Buyurun memur bey. Ne istemiştiniz? Bu çok önemli bir konu. Buradaki köpeği aşağıya atan kişi kim? Bize söylemeniz gerekiyor. Biz bilmiyoruz memur bey. Galiba kendisi düşmüş. Hayır ben biliyorum. Onu tırrek attı aşağıya. Tırrek tabancayla köpeği kovaladı. Köpek de atlamak zorunda kalmış korkuda. Ne dediniz? Tabancayla köpeği mi kovalamış? Böyle ruh hastaları hala dünyada var mı ya? Bir an önce onu yakalayıp gerekeni yapacağız. Onu sonsuza kadar hapishaneden çıkarmayacağız. Merak etmeyin. Ne olur yakalayın ya. Ne olur yavru köpeği bile böyle kovalıyorlar ya. Böyle cani insanlar olamaz. Ne olur onları hapse atın. Bir daha da çıkarmayın. Siz hiç merak etmeyin. Biz ona gereken cezayı vereceğiz. Hem de en ağır şekilde ödeteceğiz ona. Teşekkür ederiz. Şimdi gidiyorum ben aramaya.
Hadi biz de gidelim hastaneye. Köpek iyileşmiş mi bakalım? Benim kardeşim, köpeğin durumu nasıl? İyileşecek mi? Biz de bilmiyoruz henüz ya. Şu anda içeride ameliyatta köpekçik. Çok kötü yaralanmış. İyileşemeyebilirmiş. Doktor öyle söyledi. Umarım o köpekçik iyileşir kardeşim. Sen çok iyi birisin Venom. Köpek için canını hiçe saydın. Aşağıya atladın. Ben küçük köpek yavruları için çok üzülüyorum ya. Küçükken benim de köpeğim vardı. Küçücük bir şeydi. Ona araba çarptı ve öldü. Ben çok üzülmüştüm. İşte o günden beri küçük köpek yavrularını görünce dayanamıyorum. Ağlıyorum. Sen çok iyi kalplisin Venom. O köpek için aşağıya atladın. Onu kurtardın. Evet Venom abi ya. Sen olmasaydın belki de ölecekti. Bak o köpekçiğin babası bile burada bekliyor. Bak köpeğin babası bile sana teşekkür ediyor Venom abi. O köpeği öyle görünce çok duygulandım ya. Kendi küçükken ölen köpeğim aklıma geldi. Onun da ölmesini istemedim. O yüzden hayatımı feda ettim onun için. İşte doktor geliyor, doktor geliyor. Evet küçük köpekçiğin yakınları sizler misiniz? Tüm hastane olarak elimizden gelen her şeyi yaptık ve... O köpekçiyi kurtardık. Yaşasın ya köpekçik, yaşayacak, kurtuldu. İşte köpekçik kurtulacak. Yaşasın Allah'ım, şükürler olsun. Yaşasın. İşte bu kurtulacak köpekçik. İşte köpekçik kurtuldu. Eskisinden bile daha sağlıklı artık. Hadi geçmiş olsun size. Nasıl da özlemiş babasını ya. Yerim ben bunu ya. Çok tatlı bu. Tamamdır. Sonunda kahvaltıyı hazırlayabildim. Oo babacığım, eline sağlık ya. Kahvaltı gerçekten de süper görünüyor. Oğlum tabii, senin baban aşçı yani. Annem de gelsin de bir an önce bunları yiyeceğim ya. Sabırsızlandım. Miray hadi aşkım, kahvaltı hazır Miray. Babacığım ben dayanamayacağım, yiyorum bunları. Hayır sakın dokunma. Annen gelmeden kahvaltıya başlamayacağız. Anneni bekle. Of ya, nerede kaldı annem? Hala uyanmadı mı? Miray, bu Miray'ın sesi. Miray bekle aşkım, geliyorum Miray. Allah Allah ya, annem niye bağırıyor? Neyse ben kahvaltıyı yapayım bari. Aa, fakir kuş. Miray aşkım geliyorum, ne oldu Miray? Fakir aşkım şu halime bak, karnım şişti. Eyvah Miray, ne oldu sana böyle, karnın kocaman olmuş. Ben de bilmiyorum fakir, sabah bir uyandım böyleyim, göbeğim kocaman. Allah Allah ya, demek ki çok fazla yemek yedin. Ne yemeği fakir ya, yemek yiyerek bu kadar büyük göbek mi olur? Bilmiyorum ki Miray, ne oldu ya, çok fazla su mu içtin yoksa? Bilmiyorum fakir, bilmiyorum, hemen beni doktora götürmen lazım, göbeğim kocaman oldu. Allah Allah ya, doktora gidecek ne var bunda, spor yaparsın zayıflarsın. Fakir sen beni çıldırtmak mı istiyorsun, beni çabuk doktora götür. Tamam tamam kızma, hadi gidelim. Ay fakir yavaş yürüsene, yetişemiyorum. Doktor, doktor yok mu? Acilen doktor gönderin. Karımın karnı şişti doktor. Hop kardeşim, sıra var burada, görmüyor musun ya? Allah Allah. Sıra mı? Zengin, senin burada ne işin var? Ne demek ne işin var? Ben doktora gelemez miyim kardeşim? Allah Allah. Görmüyor musun? Benim karımın karnı kocaman oldu. Biz de doktora geldik yani. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Asıl senin burada ne işim var? Benim de karımın karnı şişti ya, Allah Allah. Baksana şuna, Miray'ın karnı kocaman oldu. Göbeği çıktı resmen. Barbie'nin de göbeği çıktı ya, Allah Allah. Bulaşıcı bir hastalık mı acaba, bu ne ki? Bilmiyorum zengin ama ilk önce ben gireceğim. Hadi be oradan, çekil şuradan, sıra var görmüyor musun? İlk önce biz girdik. Bana ne, bana ne, ben gireceğim ilk önce, ben. Ulan senin gibi bir fakiri niye alsınlar, ben zenginim. Zengin olduğum için ilk ben gireceğim, o kadar. Evet buyurun, doktor istemişsiniz. Doktor bey acilen yardım edin, benim karımın karnı şişti, kocaman oldu göbeği, şuna bakın. Evet doktor bey, göceğim göbeğim kocaman oldu. Doktor bey, benim karımın da göbeği kocaman oldu ya, ne oluyor böyle, bulaşıcı bir hastalık mı var yoksa? Beyefendi ne bulaşıcı hastalığı ya, Allah Allah. Doktor bey, o zaman neden bizim karılarımızın göbeği şişti yani, ne oldu, çok mu fazla yemek yediler yoksa? Beyefendi siz salak mısınız ya, göbeği şiştiyse demek ki hamiledir yani, bunu düşünemeyecek kadar salak mısınız? Ne, hamile mi? Ne, hamile mi? Aynen öyle beyefendi, karınızın karnı şiştiyse demek ki hamiledir yani, bu kadar basit. Doktor bey ben şimdi hamile miyim?
Vay canına be, baba oluyorum. Oley. Yaşasam, bunca yıldan sonra tekrardan baba olacağım. Sağ olun doktor bey, Allah razı olsun. Kardeşim bana niye teşekkür ediyorsun ya? Ben mi doldurdum? Kardeşim bana niye teşekkür ediyorsun ya? Ben mi doğuracağım bebeği? Doktor bey, karımı hemen doğum işlemlerini başlatın. Hayır doktor bey, ilk önce benim karımı alın. İlk önce biz geldik. Beyefendi, randevunuz yoksa sizi sırayla alamam yani. İkinizi aynı anda alacağız. Doktor bey, ilk önce beni alın ya. Ben zenginim. Size para veririm. Ne kadar isterseniz o kadar para vereceğim. Allah Allah ya, parasıyla hava atıyor. Doktor bey, ilk beni alın. Ya tamam kardeşim, ikinizi de alacağım diyorum ya. Niye tartışıyorsunuz? Geçin içeri hanımefendiler siz. Tamamdır doktor bey, biz giriyoruz içeri. Doktor bey, biz de girelim. Biz ne yapacağız burada? Biz de girelim. Aynen doktor bey, biz de girelim içeri. Hayırdır kardeşim, siz niye giriyorsunuz? Siz de mi doğuracaksınız? Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır doktor bey, tabii ki biz doğurmayacağız yani. Karımızın yanında olalım dedik. Yok kardeşim, sizi içeri alamam. Doğum yapılana kadar siz burada bekleyin. Bebekler doğunca ben size haber veririm. Hadi bakalım. Tamamdır doktor bey, ilk önce benim çocuğumu doğurun. Bana bak fakir, sen hayırdır ya? Sen bir havalanmışsın, bana dikleniyorsun falan. Havalandım. Ne olacak? Ne yapacaksın? Söyle ha? Oğlum bak, fazla havalanma. İndiririm havanı ona göre. Benim çocuğum senin çocuğundan daha akıllı olacak. Bu yüzden kıskanıyorsun değil mi? Hadi bir oradan, senin çocuğunun aklı nerede lan? Senin gibi salak birinden salak bir çocuk çıkar. Bana bak zenge, benimle çocuğum hakkında böyle konuşamazsın. Basbayağı da konuşurum. Sen fakirsin oğlum. Fakirin çocuğu fakir olur. Benim gibi zenginin çocuğu da zengin ve akıllı olur. Hadi bir oradan, senin çocuğun salak olur. Göreceksin, benim çocuğum çok daha akıllı olacak. Ya hadi bir oradan fakir. Sendeki beyni kuşa taksak kuş ters uçmaya başlar ya. yeter artık. Sen benimle böyle konuşamazsın. Bebekler doğunca göreceğiz. Görelim oğlum. Senden mi korkacağız? İkimizin de bebeği doğduğunda onları kapıştıralım. Hangisi daha akıllı görürüz. Ne kapışması zenge? Küçücük çocukları mı kapıştıracağız? Allah Allah. Ne oldu fakir? Korktun mu yoksa? Hadi be oradan. Ne korkacağım? Senden korkan senin gibi olsun. Tamam o zaman. İkimizin de çocuğu doğduğunda bakalım onları yarıştıralım. Hangisi daha güçlü? Hangisi daha akıllı görelim. Tamam lan. Kabul ediyorum. Varım. Ay doktor bey, çok fenayım. Çıkarın şu çocuğu içimden, yeter. Tamam hanımefendi, yani ben çocuğu nasıl çıkartayım? Çocuk kendisi gelmek isterse gelir yani. Ay doğuruyorum galiba. Evet zengin bey, fakir bey. Buradayız doktor bey, çocuklarımız doğdu mu? Aynen doktor bey, çocuğum doğdu mu? Gözünüz aydın, ikinizin de nur topu gibi bebekleri oldu. Şimdi onları sırayla buraya çağıracağım ve bebeklerinizi göreceksiniz. Allah'ım çok heyecanlıyım ya. Umarım benim bebeğim fakirin bebeğinden daha akıllıdır. Umarım benim bebeğim daha zekidir. Vallahi hangisi zeki, hangisi salak, ona siz karar verirsiniz. İlk önce fakir beyin bebeği geliyor. Yaşasın, oley, benim çocuğum geliyor. Oley be, yaşasın. Yaşasın, benim babam nerede? Oley babacığım, babacığım. Buradayım oğlum, gel oğlum, babana gel oğlum. Aferin oğlum. Yaşasın be babacığım, benim canım babacığım. Doktor bey hadi benim çocuğumu da gönderin ya. Şimdi de zengin beyin çocuğu geliyor. Babacığım, babacığım, neredeyim ben ya? Burası neresi? Oğlum gel oğlum, babana gel oğlum. Ben senin babanım. Sen benim babam mısın? Yani beni sen mi doğurdun? Hayır oğlum, seni annen doğurdu yani. Ben senin babanım. Beni sen doğurmadıysan benim babam sen değilsin o zaman. Zenge, senin bu çocuğun doğuştan salak, şuna bak. Çocukta gerçekten de zihinsel olarak bazı problemler var. Kendisini babasının doğurduğunu zannediyor. Hayır evladım, olur mu öyle şey? Seni annen doğurdu. Ben senin babanım. Anneler doğurur, babalar doğurmaz. Neyse ne babacığım, babacığım oley. Bence çocuğunuza isim koyun bir an önce, ismini öğrensin yani. Doğru söylüyorsunuz doktor bey. Çocuğumuza isim vermemiz lazım. Benim çocuğumun adı ne olsun arkadaşlar, yorumlara yazın. Benim bu tatlı çocuğumun adı ne olsun, yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, çocuklarımızın isimlerini siz belirleyin. Çocuğumuzun isminin ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Benim çocuğumun adı ne olsun, fakirin çocuğunun adı ne olsun, yazmayı sakın unutmayın. Neyse ikinizin de gözü aydın, bebekleriniz gerçekten de nur topu gibi. Hadi bakalım gidin buradan. Gördün mü fakir, benim çocuğum senin çocuğundan daha yakışıklı. Şunun tipine bak ya, ne kadar da tatlı. Hadi bir oradan, benim çocuğum bin kat daha tatlı. Şunun tipine bak ya, yerim, şeker gibi şeker. Hadi bir oradan, çocuğu tatlıymış. Senin çocuğun çikolata gibi ya. Şöyle, şunun tipine bak, kapkara. Aynı sana çekmiş yani. İkiniz de simsiyahsınız, bu ne böyle? Asıl sen kendi çocuğuna bak, bembeyaz. Bembeyaz çocuk mu olur ya? Hayalet Casper gibi. Bana bak, sen benim çocuğuma hayalet Casper diyemezsin, anladın mı? Sen de benim çocuğuma kara diyemezsin, anladın mı? Bal gibi de derim. Senin çocuğun kömür gibi, simsiyah. Senin çocuğun da hayalet gibi. Bembeyaz o zaman. Allah Allah.
Sen çok olmaya başladın. Evin önüne gel, çocuklarımızı kapıştıracağız. Bakalım hangisi daha zeki. Tamamdır. Şimdi ilk olarak koşu yarısı yapacağız. Bakalım hangimizin bebeği daha hızlı göreceğiz. Tabii ki de benim bebeğim daha hızlı. Evet babacığım, ben çok hızlı koşarım. Vın diye koşarım. Ben daha hızlı koşarım. Seni yeneceğim, göreceksin. Tamam o zaman. Çocuklar yerlerini alsınlar, yarışı başlatacağım. Çocuklar ilk önce başlangıç çizgisinde bekleyecekler. Ben işareti verdikten sonra koşmaya başlayacaklar. Ben işareti verdikten sonra ikisi de koşacak. Sonra da bitiş çizgisine ilk varan kazanır. Anlaşıldı mı? Hadi oğlum, yenersin. Ben hazırım babacığım. Başlatın yarışı. Ben çok hızlı koşacağım. Ben de hazırım babacığım. İkisi de hazırsa yarışı başlatıyorum. 1-2-3 Başlayın. Yeneceğim seni, ben kazanacağım, göreceksin. İşte bu, şimdi geri dönüyorum, ben yeneceğim. Hadi oğlum koş oğlum, aferin oğlum, öndesin, bastı. Daha hızlı koş oğlum, yenmen lazım onu, hadi daha hızlı. Geliyorum babacığım, ben kazanacağım yarışı, geliyorum. İşte bu, kazandım. Allah kahretsin ya, burun farkıyla kazandı. Ne oldu zengin, ne oldu, benim çocuğum daha hızlı, canıma değsin. Nasıl dayandı? Hemen sevinme öyle fakir, daha yarışlar bitmedi, Allah Allah. Yendik, şişirdik, dağılma yaptık, peçir. Canıma değsin canıma. Neyse sevin bakalım. İkinci yarışmada bakalım sevinebilecek misin? Babacım ikinci yarışma ne? İkinci yarışmada ne yapacağız? Evet çocuklar, ikinci yarışma bilgi yarışması. Yaşasın, bilgi yarışmasında çok iyiyim. Bu sefer kesin kazanacağım babacım. Aferin oğlan, bu kez kazanacaksın, aferin. Merak etme babacım, koşu yarışında yendim. Bu sefer de yenerim ben bunu. Aferin oğlum, yenersin. Hazırsanız soruyu soracağım. Doğru cevabı veren kazanır, tamam mı? Ben hazırım. Ben de hazırım babacım. O zaman sorunuz geliyor. Sorunuz bir bilmece çocuklar. Bu bilmeceyi bilirseniz yarışmayı kazanacaksınız. Bilmece mi? Bilmeceleri çok severim babacığım. Sor. Bilmeceniz şu. Pazardan aldım 1000 tane, eve geldim. Bilmeceniz şu. Pazardan aldım 1 tane, eve geldim 1000 tane. Bunun cevabı nedir? Pazardan aldım 1 tane, eve geldim 1000 tane oldu. Allah Allah. Ne ki bunun cevabı? Arkadaşlar bu bilmecenin cevabını bilenler yorumlara yazabilirler. Hepsine kalp bırakacağız. Hadi oğlum bilirsin cevabı. Hadi oğlum. Galiba ben bu buldum. Aferin oğlum, söyle oğlum, hadi oğlum kazan yarışmayı, söyle. Babacım cevap hıyar mı? Ne? Hıyar mı? Ne hıyarı be? Ne? Hıyar mı? Maalesef cevap hıyar değil de. Nasıl ya, ben hıyar sandım cevabı. Ben buldum babacım, cevabı buldum. Aferin oğlum, söyle cevabı, umarım doğru bulmuşsundur. Babacım cevap tabii ki de nar yani. Pazardan alıyoruz 1 tane, eve girip soyduğumuzda içinden 1000 tane çıkıyor. İşte bu be, aferin oğlum, doğru bildin, cevap nardı. Of ya, oh. Fakir şimdi durum bir oldu yani. Kazanan çıkmadı. Kazananı nasıl belirleyeceğiz? Zengin, bence kazananı takipçilerimize soralım. Onlar yorumlara yazsın. Evet, iyi fikir. Arkadaşlar, benim çocuğum mu daha zeki? Yani yarışmayı kim kazandı yorumlara yazın. Yarışmayı fakirin çocuğu mu kazandı? Yoksa benim çocuğum mu kazandı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar, lütfen benim çocuğumu seçin. Ne olur. Hayır arkadaşlar, benim çocuğumu seçin. Fakir buyur aşkım, yemeğin hazır. Sağ ol Miray, hamburger çok güzel görünüyor ya. Şimdi yiyeceğim. Babacığım, babacığım ben dışarı çıkabilir miyim? Tamam oğlum, çık dışarı ama çok geç kalma. Akşam yemeğine geç kalma, tamam mı? Tamam babacığım, bir de köpeğimiz Çomar'ı da dışarı çıkarabilir miyim? Ne, Çomar mı? Allah Allah, oğlum Çomar dursun. Aynen oğlum, köpeği elinden falan geçirirsin, kaybolur. Aynen, başına bir şey gelir. Ya anneciğim, babacığım lütfen ya, bir şey olmaz köpeğe. Birazcık gezdiririm, parkta oyun oynarız, sonra geri getiririm. Tamam ama çok dikkat et, tamam mı Arda? Aynen oğlum, çok dikkat et. Başka köpeklerle sakın kavga ettirme. Tamam babacığım, merak etmeyin ya. Ben Çomar'ı çok severim. Gözüm gibi bakarım ona. Hadi görüşürüz. Tamam oğlum, hadi görüşürüz. Çomar dışarı çıkmak ister misin oğlum? Parka gitmek ister misin? Hadi gidelim. Ya Çomar dur, üzerime atlama. Dur ya, her yerimi yaladın. Dur, Allah Allah ya, dursana. Hadi bakalım, gel gidelim parka. Seni akıllı köpek ya. Seninle parkta biraz oyun oynayalım, ne dersin? Nasıl da cevap veriyor. Valla Rüzgar, benim köpek çok işliyor. Sen benim köpeği görmüyor musun ya? Alman kurdu, Alman. Evet ya, benimki de Sivas Kangala. Valla bizim köpekler çok güçlü ha. Valla aynen öyle ya. Aa oğlum Çomar, oradakiler de kim öyle? Zenginle Tırrek de buradaymış. Bak köpeklerini de getirmişler. Hadi Çomar gel bakalım. Sen de onlarla arkadaş ol, oynarsınız. Ulan
Ula şuna bak ya, ula Arda'nın köpeğine bak, ula bizim köpeklerimiz onu yövecek şimdi. Arkadaşlar bir dakika, köpekleri seviyor musunuz? Eğer köpekleri seviyorsanız ne olur bu videoya like atıp kanala abone olun. Her beğeni köpeklere bir kap mama, her abone de 10 kap mama. Arda bu ezik köpeği nereden buldun oğlum? Şuna bak ya, bizim köpeklerden korktu, ağlıyor resmen. Bana bakın, köpeğimle sakın dalga geçmeyin. Ula benim köpeğim senin köpeğini yiyecek şimdi ya. Ula çok sinirlendi ya. Çomar dur oğlum, dur oğlum, korkma, ben yanındayım, dur ya. Allah Allah. Ya Arda senin köpeğin ne kadar korkak böyle ya. Hemen de korktu, ağlıyor, senin arkana saklanıyor. Ula salayım mı üzerine, ula ısırsın seni benim köpeğim ya. Ula saldır oğlum şuna ya. Tu kıs 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 kıs. Bana bakın, köpeklerinize sahip çıkın, tamam mı? Ula ne oldu ya, yoksa sen korktun mu ya? Aynen Arda, ne oldu, korktun mu yoksa bizim köpeklerimizden? Öyle ezik bir köpeğim olsa ben de korkardım tabi. Bana bakın, benim köpeğim ezik falan değil, anladınız mı? O çok akıllı ve güçlü bir köpektir. Valla şunun tipine bak ya, sevimli bir köpek ya. Aynen öyle, seninkisi sevimli süs köpeği, benimkisi Sivas kangalı. Valla benim köpeğim Alman kurdudur ha, herkesi yer. Bana bakın, köpeğimle dalga geçmenize izin vermem, tamam mı? Benim köpeğim dünyanın en akıllı köpeğidir. Valla aynı zamanda senin köpeğin dünyanın en korkak köpeğidir ya. Aynen aynen, utanmasa altına yapacak ya. Böyle köpek mi olur Arda? Götür şunu gözümün önünden. Hoş be hoş, yaklaşmayın köpeğime, uzaklaşın. Valla tut oğlum, tut kıs kıs kıs. Valla senin köpeğini yiyecekler Arda. Tut kıs 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 kıs. Tut oğlum, tut, ısır onu, ısır. Hayır, çekin köpeklerinizi, çekin. Hoş hoş, gidin buradan. Rahat bırakın köpeğimi, hayır. Rahat bırakın diyorum, bırakın köpeğimi. Olamaz, çomar kaç oğlum, kaç. Valla şu Arda'nın köpeği ne kadar korkak ya. Valla nasıl da kaçıyor ya. Aynen ya, aynen. Dünyanın en korkak köpeği. Valla benim köpeğime bak ya, valla nasıl da saldıracak. Tut oğlum, ısır onu, ısır oğlum. Aynen, hadi paşa, hadi ısır oğlum onu, ısır. Hayır, çekin köpeklerinizi, rahat bırakın köpeğimi, yazık değil mi? Valla benim köpeğim şimdi ısıracak onu. Size diyorum, çekin köpeklerinizi, bir köpeğin üzerine iki tane köpeği salmaya utanmıyor musunuz siz? Yo valla ben utanmıyorum yani, benim köpeğim çok güçlüdür, sal tut oğlum. Sanki tek gitse bir şey yapabilecek köpeği ya, şuna bak. Köpekleriniz tek tek gelsen benim oğlum Çomar ikisini de döver. Aa, valla hiç güleceğim yoktu ya. Var mısınız o zaman? Teke tek köpeklerimizi kapıştıralım. Demek yürek yedin sen. Tamam, ben kabul ediyorum, varım. Valla ben de varım ya. Benim Alman kurdum senin o süs köpeğini ısıracak. Görürsünüz, benim oğlum Çomar ikisini de yenecek. Hey bücürler, bana bakın. Cebinizdeki tüm parayı bana vereceksiniz. Çabuk olun. Hayır olamaz, adamın silahı var arkadaşlar. Valla abi ne olur bize acıyor. Bizim paramız yok. Ne demek paranız yok lan? Ne demek paranız yok? Sökülün bakalım. Sökülün diyorum size. Hadi oğlum saldır şuna oğlum. Evet paşa, hadi oğlum saldır. Bana bakın, çekin köpeklerinizi. Çekin diyorum size. Çabuk olun. Saldır oğlum, yakala onu. Ulan bunu siz istediniz. Alın lan. Ne oldu? İşte böyle kaçar köpekleriniz. Şimdi çıkartın bakalım paraları. Hayır olamaz, bizim köpeklerimiz korkup kaçtı. Valla benim köpeğim de kaçtı ya, ne yapacağız şimdi? İşte sizin köpekleriniz böyle korkak. Bak benim Çomar'ım hiç kaçmadı. Çomar hadi oğlum, yakala şu hırsızı. Lan bu ne böyle? Çek şu köpeği. Hayır olamaz, git, yaklaşma bana. Aha, ısırıyor beni. Aha, git buradan, git. Aha, olamaz.
Aferin oğlum Çamar, aferin. Kovalı denir size, gel buraya. Valla senin köpeğin çok cesurdur ya. Valla silahlı adamı nasıl da kovaladı ya. Evet ya, meğersem bizim köpeklerimiz korkakmış. Seninkisi cesurmuş, kusura bakma Arda. Valla bizi kurtardı ya. Ben size demiştim benim oğlum çok cesurdur diye. Hem de çok akıllıdır. Neyse Arda, sen de bir kişiyi kovaladı diye hemen havalanma yani. Sonuçta ezik bir köpek. Heh işte bizim köpeklerimiz de geliyor işte, buradalar. Hadi be oradan. Benim oğlum olmasaydı o hırsızlar hepimizi soyacaktı. Valla sonuçta bizim köpeklerimiz daha iyidir yani. Aynen, sonuçta bizim köpeklerimiz daha iyi. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Madem sizin köpekleriniz daha akıllı, daha güçlü, var mısınız o zaman yarışmaya? Valla ben varım, sonuna kadar varım. Ben de varım. Ne yarışması yapacağız? Koşu yarışması yapacağız. Benim köpeğim çok hızlı koşar. Ama öyle sıradan bir koşu yarışması değil. Köpeklerimiz koşarken biz de üstlerine oturacağız. Ne? Ama nasıl taşısınlar? Valla Arda sen kafayı mı yedin ya? Bu köpekler bizi nasıl taşısın ya? İşte benim köpeğim taşıyabiliyor işte. Çok güçlü. Hadi be oradan Arda, yalan söyleme. Hiçbir köpek bir insanı taşıyamaz. Benim köpeğim taşıyor. İzleyin ve görün. Bakın gördünüz mü? Çok rahat bir şekilde üzerinde oturuyorum. Hiç de zorlanmıyor köpeğim. Valla bizim köpeğimiz de bizi taşır ya. Allah Allah. Aynen öyle. Bizim köpeğimiz de taşır. Madem öyle binin bakalım köpeklerin üzerine. Bakalım taşıyabilecekler mi? Al işte Arda, gördün mü? Bindim bak. Benim köpeğim Sivas Kangala. Çok güçlüdür. Üzerine bindin ama şimdi koşabilecek mi o köpek? Hadi Tırrek sen de bin bakalım. Valla ben de bineyim bari ya. Valla ben de bindim ya. Güzel. Herkes köpeğinin üzerine bindiğine göre şimdi bakalım köpeklerimiz koşabilecek mi? Şimdi herkes hazır olduğunda burada yarışa başlayacağız. Ve bitiş çizgisine ilk ulaşan kazanır. Köpeğin üzerinden inmek, hile yapmak yasak. Tamam Arda, say 3'e kadar. Valla benim köpeğim kazanacak ya. Onu birazdan görürüz. 1, 2, 3, başla. Hadi Çomar, hadi oğlum, koş oğlum. Hadi paşa, daha hızlı, daha hızlı. Ulan benim köpeğim koşamıyor, yoruldu ya. Allah Allah ya. Ben size demiştim, köpeklerinizin sırtına binince işte böyle yorulurlar. Of ya, az kalsın geçiyordum seni. Ulan benim köpeğim çok yavaş koştu ya. Ulan salak köpek ya. Ben size demiştim, benim Çomar'ım çok güçlüdür. Neyse, bu turu yendin ama fazla sevinme Arda. Diğer turlarda benim köpeğim kazanacak. Ulan benim köpeğim kötüdür ya. Ulan koşamıyor ya. Evet, şu an 1-0 benim köpeğim önde. İkinci tura geçiyoruz. Arda, ikinci turda ne yapacağız? Şimdi ben bu elimdeki basket... Şimdi herkes eline bir tane top alacak ve fırlatacak. Bakalım köpeklerimiz topu yeri getirecek mi? Anladım. Yani köpeğimiz yeri getirirse bir puan mı alacağız? Aynen öyle. Yani bir nevi zeka testi. Bakalım köpeğimiz attığımız topu geri getirecek mi bize? Valla benim köpeğim çok akıllıdır. Hemen bana geri getirir. Onu şimdi göreceğiz. Şimdi ben başlıyorum. Bu topu ileriye fırlatacağım. Bakalım benim köpeğim bunu geri getirecek mi? Hazır mısın oğlum? Atıyorum. Hadi bakalım. Geri getir. İşte top orada. Bakalım getirecek mi? Hadi oğlum. Koş. Getir. Aferin oğlum. İşte getiriyor. Hadi Çomar. Koş. Getir oğlum. Aferin oğlum, işte benim köpeğim getirdi. Bakalım sizin köpeğiniz de bu kadar akıllı mı? Valla benim köpeğim de getirir. Ne olacak, çekilin bakayım. Bak oğlum, ben şimdi bu topu fırlatacağım. Sen bana geri getireceksin, tamam mı? Aferin oğlum benim, atıyorum. Hadi bakalım oğlum, git getir bakalım. Ule oğlum getirsene topu, ne bekliyorsun ya? Vallahi la oğlum salak mısın, ne bakıyorsun? Yürü benim topu getir oğlum. Şuna bak ya, Tırrek'in köpeği tam bir salak. Öylece bekliyor işte, hiç akıllı değil. Aynen ya, gerçekten de suratına bakıyor öyle. Ule benim köpeğim gerçekten de gerizekalıdır ya. Ule getirmiyor ya. Yani Tırrek puan alamamış oldu. Şimdi bakalım Rüzgar'ın köpeği getirecek mi? Hadi, hadi paşa, sana güveniyorum oğlum. Bu topu geri getir, tamam mı? Atıyorum şimdi. Hadi bakalım, yürü. İşte gidiyor. Gerçekten de getirecek topu. Yaşasın. Hadi paşa, getir oğlum, getir. İşte getiriyor. Evet, getir. Aferin. Aferin. Hayır, nereye gidiyorsun? Getir, buradayım. Şuna bak ya, topu aldı gitti resmen. Allah kahretsin ya, bana getireceksin, bana salak köpek. Valla senin köpeğin de getiremedi, zengin topu aldı gitti ya.
maalesef zengin. Senin köpeğin de topu alıp kaçtı, sana geri getirmedi. Of ya of. Böylelikle 2-0 öne geçiyorum ve benim köpeğim kazanıyor. Valla gerçekten de Arda'nın köpeği gerçekten çok zekidir ya. Aynen, bizim köpeklerimiz biraz zeki değil. Bizim köpeklerimiz salaktır ya. Hiçbir köpek, hiçbir hayvan salak değildir. Sadece eğitilmemişler. Neyse, sonuç olarak ben kazandım. Gece vakitlerinde şehirdeki herkes uyurken birden gök gürlemesiyle herkes uyanmıştı. Ay bu gürültü ne be? Ben de bilmiyorum hayatım ya, gök gürlüyor. Her an deprem olabilir, hazırlıklı ol. Anneciğim, babacığım. Fakir aşkım, bu gürültü de neydi böyle? Bilmiyorum ki Meral, önemli bir şey değildir ya. Uyumaya devam edin. İyi madem, tamam uyuyorum. Sıradan bir gök gürlemesi ya. Allah Allah, ne kadar büyüttünüz. Uyuyun işte. Aha, bu da ne babacığım, babacığım. Babacığım uyan, çok kötü gök gürledi ya. Uyuyamıyorum, çok korktum. Arda oğlum, korkma oğlum. Sıradan bir gök gürlemesidir. Allah Allah ya, bir uyutmadınız ya. Başlayacağım şimdi gök gürlemenize. Arda yürü bakayım odana, yürü diyorum. Ama babacığım ne olur sizle birlikte yatayım. Çok kötü gürlüyor. Hayır ya, uyuyacağım, yarın işim var benim. Hadi bakalım. Baban doğru söylüyor oğlum. Sıradan bir gök gürlemesidir. Hadi yatağına yat, korkma, bak biz buradayız. Tamam ya, o. Gök gürlemeleri şiddetini arttırmıştı. Ve sonrasında ise beklenen oldu. İşte o deprem. Deprem oluyor, kaçın. Deprem oluyor, koşun ailem, koşun, koşun, kaçın. Depremden sonra insanlara radyoaktif bir dalga geliyordu ve herkes bayılıyordu. Kimse ne olduğunu anlayamadı ve tüm gece uyudular. Sabah olduğunda ise... Ah, ne oldu bize fakir? Aa, bilmiyorum. En son deprem oluyordu. Herhalde bayılmışsın. Neyse ki evimize bir şey olmamış ya. Baksana, hiçbir yer yıkılmamış. Bir gidip Arda'ya bakayım. Her şey yolunda galiba. Arda, oğlum korkma oğlum. İyi misin? Allah Allah. Nerede bu çocuk ya? Odasında yok. Salonda galiba. Arda, oğlum. Arda, sana diyorum. Allah Allah. Niye cevap vermiyor bu ya? Burada da yok. Nerede bu çocuk? Arda, oğlum. Allah Allah. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi bugün yılbaşı. Bu videoyu beğenen ve kanalımıza abone olan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun arkadaşlar. Şimdiden hepinize mutlu yıllar. Hadi videoya devam edelim. Miray koş. Arda yok. Allah Allah. Nerede bu çocuk? Arda oğlum. Nerede ya bu çocuk? Aa. Dün gece depremde çok korktu. Dışarı çıkmış olabilir. Ben hemen Kerem komiserin yanına gidiyorum. Tamam fakir. Ne olur oğlumuzu bul. Ne olur Arda'yı bul. Merak etme Miray. Arda'yı bulacağım. Merak etme. Hemen gidip Kerem komisere haber vereceğim. Allah Allah, bu kalabalık ne böyle ya? Şuna bak, herkes karakolun önüne birik. Ne oldu acaba? Ne oluyor burada böyle ya? Ne oluyor? Hey, niye toplandınız? Size diyorum, ne oluyor burada? Kerem komiser, dışarı çık. Çocuğum kayboldu. Yardım etsin bize. Evet yani, benim de çocuğum kayboldu. Nerede bu çocukla? Kimse ilgilenmeyecek mi bizle ya? Kerem komiser, polis yok mu? Alo. Of ya, nereye gitti bu çocuklar böyle? Kerem komiser, benim çocuğumu hemen bulmazsan bu karakolu yerle bir edeceğim. Benim canım oğlum kayboldu. Benim oğlumu bulun. Allah Allah, bu ne böyle ya? Herkesin çocuğu kaybolmuş. Benim de çocuğum kayboldu. Ne oluyor ya bu şehir? Kardeşim, dün gece deprem oldu. Galiba büyük kötü adamların işiydi bu. Kötü adamlar mı? Ben onu normal bir deprem sandım ya. Oo! Herkes öyle sandı. Sabah uyandığımızda çocuklarımız yoktu. Sabah uyandım, çocuğumun başını sevecektim. Bir baktım çocuğum ortada yok yani. Of ya, dün gece nasıl bayıldık öyle? Siz de bayıldınız mı arkadaşlar? Evet ya, ben de bayılmışım. Herkes mi bayıldı? Evet fakir, bu büyük bir kötü adamın işi belli. O adamı yakalarsan onu mahvedeceğim. Ben çocuğumu istiyorum ya. Benim çocuğum daha bebekti. Kim niye kaçırsın ki benim çocuğumu? Arkadaşlar sakin olun. Bağırmayın, tamamdır. Olay kontrolüm altında. Ne kontrolü Kerem komiser? Ben çocuğumu istiyorum. Evet Kerem komiser, neler oluyor anlat bize de. Dün geceki depremden sonra kamera kayıtlarını izledim. Bir de ne göreyim? Şehrimize normal bir deprem olmadı. Şehrimize birisi saldırdı. Kim saldırdı şehrimize Kerem komiser? Çocuklarımız nerede peki? Evet çocuklarımız nerede? Merak etmeyin, tüm şüphelileri topladım ve korkun çukurun kenarına topladım hepsini. Şimdi gidip sorgulayacağım, çocuklarımızı da bulacağım. Hiçbiriniz merak etmeyin. Ben Türk polisi olarak, arkamda da görüyorsunuz, o çocukları bulmakta görevliyim. Yaşa be Kerem komiser, hadi güveniyoruz sana. Türk polisinin gücünü göster. Şimdi izninizle sorgu odasına gidiyorum. Hepsini tek tek sorgulayacağım ve çocuklarımızı bulacağım. Hiçbiriniz merak etmeyin, tamam mı? Tamamdır Kerem komiser. Yaşa Kerem komiser. En büyük komiser bizim komiser. Onları bul Kerem komiser.
Ben çocuğumu çok özledim. Evet arkadaşlar, dün geceki depremle radyoaktif dalgalar da geldi ve şehrimizdeki herkes bayıldı. Siz de gördünüz. Ve şehirdeki tüm çocuklar kaçırıldı. Arkamda bu işi yapabilecek herkes var. Şimdi onları tek tek sorgulayacağım ve bakacağız hangisi suçluysa çukurun dibine atacağız. Tabii ki arkadaşlar, sorgulamadan önce suçlularımızı tek tek tanıyalım. Hangileri, kimler yapmış olabilir onu bulacağız. İlk şüphelimiz, görmüş olduğunuz gibi, gayet tatlı bir kadın. Bence o yapmış olamaz ama o da şüpheli, o yüzden burada. Hello Neighbor burada arkadaşlar. Eldivenleri var gördüğünüz gibi. Yemyeşil gözleri var ve çok korkunç birisi. Bence o yapmış olabilir. Hemen onun yanında Kasugi Wugi var arkadaşlar. Kasugi Wugi her türlü kötülüğü yapabilecek güçte arkadaşlar. O yapmış olabilir. Burada Mutant Fakir var. Mutant Fakir de çok güçlü biliyorsunuz. O da yapmış olabilir. Onu da sorgulayacağız. Burada yemyeşil ve değişik uzaylı kulakları olan bir şirek var. Şehrimize uzaydan gelen, ufosu bozulan bu uzaylı var arkadaşlar. O da yapmış olabilir. Çünkü radyoaktif dalgalar falan vardı. Burada şehrimizde sahte bir tane Noel Baba var. Bir tane daha Noel Baba var. Yani şehrimizde birçok Noel Baba var biliyorsunuz. Elinde kupası olan ve çantasında hediyeler olan Noel Babamız var. Ve bir tane de kalsın Noel Baba var arkadaşlar. Arkadaşlar, siz de hangisinden şüpheleniyorsanız onu yorumlara yazabilirsiniz. Buradakilerden hangisi sizce şehirdeki çocukları kaçırmıştır? Şimdi sorgulayacağız. Birazdan gerçek açığa çıkacak arkadaşlar. O zaman ben hemen şöyle sıradan başlıyorum. Söyle bakalım Noel kız. Sen mi yaptın? Çocuklar nerede? Hayır tabii ki. Ben neden çocukları kaçırayım? Ben Noel kızım. Onları olsa olsa severim. Bana bak, ben senden iyi cümleler istemiyorum. O sırada ne yapıyordun onu söyleyeceksin o zaman. Ben Türk polisiyim. Beni kandıramazsınız. Anladın mı? Tamam Kerem Kumser, kızma ya. Ben o sırada okulda çocukları eğlendiriyordum. Demek okulda çocukları eğlendiriyordun. Nasıl eğlendirebilirsin ki çocukları? Onlara yılbaşı şarkıları söylüyordum. Demek öyle. Arkadaşlar, okulda çocuklara yılbaşı şarkıları söylüyordum diyor. Şimdi okula gideceğiz. Bakacağız gerçekten doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Eğer yalansa seni çukura atarım ona göre. Gerçekten doğru. Bakabilirsiniz. Lütfen atmayın. Çocuklar şimdi çok iyi dinliyorsunuz. Noel kız size yılbaşı şarkıları söyleyecek. Mutlu yıllar çocuklar. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar. Vay canına, gerçekten de çok güzel söylediniz ya. Acaba okuldan sonra bir yerde oturup kahve mi içsek? Teşekkür ederim ama ben evliyim. Ha öyle mi? Sesiniz de zaten bok gibiydi. Arkadaşlar, Noel kız gerçekten de doğru söylüyor. Okulda çocuklara şarkı söylemiş. O yüzden seni atmıyoruz. Sen gidebilirsin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Noel kız gitti. Burada Kaslı Noel Baba var. Arkadaşlar, Kaslı Noel Baba'yı ilk kez görüyorsunuz galiba. Onunla konuşmak için ben de Kaslı Kerem Komiser'e dönüşeceğim. Noel Baba, bana bak bakalım. Sen Kaslıysan ben de Kaslıyım. Şimdi söyle. Sen mi yaptın? Çocuklar nerede? Söyle. Çocuklar nerede bilmiyorum. Ben yapmadım. Madem sen yapmadın o zaman söyle bakalım. Ne yapıyordun o sırada? Söyle. Ben o sırada tabii ki de protein tozu içip kas çalışıyordum. Demek öyle. Hemen kameralara bakalım. Gerçekten doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Yeter be. Herkese hediye, herkese hediye. Noel babaların da kas yapmaya hakkı vardır. Şu protein tozunu içeyim de ağırlıklarımı kaldırmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar, kameralara baktık. Gerçekten de doğru söylüyor. Seni de atmıyorum. Sen de gidebilirsin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Noel kız ve kaslı Noel babayı gönderdik. Geriye kimler kaldı? Normal Noel baba kaldı. Ona soralım. Sen ne yapıyordun bakalım Noel baba? Ho ho ho. Tabii ki de kızağımla gezip insanlara hediye veriyordum. Demek öyle arkadaşlar. Şehrin güvenlik kameralarına bakacağız. Gerçekten de kızağıyla uçuyor muymuş yoksa uçmuyor muymuş göreceğiz. Evet arkadaşlar, kameralara bakıyoruz şu anda. Gerçekten de depremin olduğu gece Noel baba geziyor yani. Gece olsa bile hediye dağıtmaya devam ediyor. Yani o suçsuzmuş, baksanıza. Tamamdır Noel baba, sen de suçsuzsun. Sen de gidebilirsin. Arkadaşlar, 3 kişi şimdiden gitti. 3'ü de suçsuzmuş. Şöyle devam edelim. Kimlere baksak. Burada Mutant Fakir var. Mutant Fakir, söyle bakalım. Sen mi yarattın bu depremi? Hayır ya, ben yaratmadım. Ben niye yaratayım? Allah Allah. O zaman söyle bakalım. Deprem olduğu sırada sen ne yapıyordun? Ben barınağa gittim. Köpek barınağında köpek seviyordum ya. Allah Allah, ben ne yapmadım? Arkadaşlar, köpek barınağında köpekleri seviyordum diyor. Bakalım gerçekten doğru mu söylüyor? Hadi bakalım, götür beni. Eşek götür. Aa kardeşim, öleceğim şimdi. İn ya, kaç kilosun sen böyle? Aa! Sana götür diyorum. Yoksa seni yerim. Hadi. Kardeşim, bayılacağım şimdi. Aa! İn üstümden ya. Daha hızlı söylüyorum. Daha hızlı. Allah Allah ya. Daha hızlı diyorum. Arkadaşlar, şunu gördünüz mü ya? Ne
yaptığını, eşeğin üzerine binmiş, 1000 ton ağırlığı var, eşeğin üzerine binmiş ya. Ulan utanmıyor musun? Allah Allah, eşek değil mi ya, taşı sen. Arkadaşlar, o küçük masum eşekçiye işkence yapmış, üzerine binmiş ya. Seni atıyorum, sen hak etmişsin, yallah. Bir de utanmadan eşek değil mi taşısın diyor. Yürü bakalım, yürü. Arkadaşlar, onu Korkunç Noel Baba çukurunun dibine attı. Korkunç Noel Baba onu çiğ çiğ yiyecek şimdi. Arkadaşlar, bakın burada kim var? Burada Korkunç Noel Baba'nın bir tane ikizi var. Bakalım o mu yaptı? Biliyorsunuz ki birçok kötülükler yapmıştı. Sen mi yaptın? Söyle bakalım. Hayır, benim ne işim olur ya? Allah Allah, beni sorgulamayın. Demek sorgulanmak istemiyorsan. Arkadaşlar, bu neden sorgulanmak istemiyor? Acaba bu mu yaptı ya? Biliyorsunuz ki geçen bölümde Masum Noel Baba'nın bebeğini de kaçırmıştı. Hayır, ben yapmadım diyorum size. Ben yapmadım. O zaman söyle bakalım. O gece, depremin olduğu gece, yani çocukların kaybolduğu gece ne yapıyordun? Söyle. Evimde çay içiyordum. Demek evinde çay içiyordun. Arkadaşlar, bana pek inandırıcı gelmedi. Hemen kameralara bakalım. Gerçekten bu mu yaptı? Eğer sen yaptıysan çukurun dibini boylayacaksın. Arkadaşlar, şuna bakın. İşte o depremin olduğu gece. Korkunç Noel Baba'yı görüyor musunuz? Ne yapıyor orada ya? Gerçekten de şiirimizi o yapmış galiba. Ama kocaman olmuş. Şuna bakın. Şiirdeki depremi o yaratmış belli ki. Şimdi hepinizi mahvedeceğim sersemler. Alın bakalım depremi. Arkadaşlar, şuna bakın. Depremi gerçekten de o yaratmış. Hemen çukura atacağım onu. Bana bak, çukurun dibini boylayacaksın. Yürü bakalım, yürü. Evet arkadaşlar, sizlerin de yardımıyla çukurdakileri sorguladık ve kimin suçlu olduğunu bulduk. Eğer yorumlarda Korkunç Kardan Adam'ın şiirde deprem yaptığını bilenler olursa hepsinin yorumuna kalp bırakacağım. Ve daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız tabii ki de abone olup like atarak bunu sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, sizi çok seviyorum, görüşürüz.